Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte dünya birincisi olmaya çalışacağız. Sezonun bitimine 4 gün kadar var. Dünyada 21, yerelde de Türkiye birincisiyim. Son videolarda 3'te 3 de yapsak, 5'te 5 de yapsak dünya beşinciliğini bir türlü geçemedik. O döngüyü kırmak için bakalım bugün deneyeceğiz. En azından olmuyorsa bile kupa düşelim de dünya beşinciliğinde kalmayalım. Vay, ilk rakibimiz de yerelden oldu. Şu an Türkiye ikincisi. Bu oyuncu Türk mü diye soranlar oluyordu da kendisi yabancı. İsteyen istediği ülkeden aslında hesap açabiliyor ama sürekli değiştiremiyor. Öyle bir durum var. Fişekşeye karşı hemen okları atalım. Sonra döngü dışı kalmayalım. Her zaman yetiştireceğiz böyle. DS'imiz bizim de hızlı dönüyor. Rakibin kullandığı DS'yi aslında biz biliyoruz. Videoda da kullanmıştım. Fişekçili işte, koç binicili, yıldırımlı bir versiyon vardı. Topu da var. Bu arada istediğim video 3500 like geldiği için bu videoyu uzun tutmaya çalışacağım. Şimdi Pekka'yı atalım Gobinstein'e karşı. Bu video için de güzel bir like gelirse bir sonraki video yine uzun tutmaya çalışırım. Şimdi sol tarafa Gobinstein atalım. Vuracak ama olsun yani. Bir de bunun dönüşü var. 1x'teyiz sonuçta. Dönüşünde kolay bir savunma yapamayacak. Koç binici de iyi hasar çıkardı. 2800'e kadar indirdi ama şimdi okları da döndürdük fişekçisi için. İster istemez. DS'imiz hızlı döndüğü için. Okları atalım. Ayı da kulede. Topu bilerek geç attı bu arada. Ama topu yıkmaya çalışacağım. İskelet falan atabilir diye elektroru attım. Pekka bitir orayı. Soldan koç bineceğiz. Şimdi buna cevap veremez. Güzel kıstırdık. Tamam, karlı çıkan taraf biz olduk. Bayağı öndeyiz hasarda. Koç bineceğim. Bir tane daha vur. Şimdi onun ayı da geliyor. İskeletleri atalım. Pekka atarsam bir anda tersten gelir mi diye düşündüm de. Buz büyücü atalım. Onun da evrimli fişekçisi döndü. Fazladan iksir lazım bize. Pekka'yı atsak hemen dolmayacak. Tamam, yine de avantajlı durumda olan biziz. Oo, rakip de durmadan spamlıyor. Koç bineciye gerek yoktu, vurmaz o. Ama evrimli fişekçi iyi yedirdi bize. Hadi Pekka. Lan ya, nasıl 2x'e girmesek daha iyiymiş aslında. Şimdi hazır elinde tomruğu yokken evrimli iskeletleri çalıştıralım. Özelliğinde erken bastı, çok iyi. Rakip durmuyor. Bu kadar kartları toplamışken artık dönüşünde kuleyi alalım bir zahmet. Bayağı hasarda döne geçti. 2 yıldırıma falan. Yok tamam, şu an yıldırıma dönmemiş. Canavar kulede. Öfke atalım. Ne vursak kârdır. Bir tane daha vur. Çok iyi. Gerçi bizde büyük büyü de yok. Biz önde de olsak o sol tarafı almamız lazım. Büyülere dönecek halimiz yok. Adamda yıldırım varken şimdi. Gobinstein. Koç binici. Okları hemen yetiştirelim. Yıldırımı da defansa kullandığı için bizim işimize geliyor. Bizim acilen defansı kurmamız lazım. Biraz iksir avantajındayız ama o Gobinstein koç binici yaparsa en önden maç gider. Dediğim hatayı yapmaya çalışıyor. Şu an hemen keselim ayıyı. Tamam, güzel. Koç binicisini bastırmadık. Hemen oklar fişekçiye. Baskıda kalmaya devam edelim. Biz de sanki büyüye dönmüş gibi olduk. Şimdi 500'e kadar indirdik de biraz daha hata devam edelim. Buz büyücü yine. Yıldırıma dönmeye başladı. İksiri çok az. En önden çıkalım. Oklar da oturuyor. Topu da yıkacağız. Bir de öfkeyle destekleriz. Çok yanlış zamanda döndü yıldırıma. Yoksa kazanma şansı vardı. İkinci rakibi de bulduk. Daha önce bu oyuncuya videoda denk gelmiştim. Binici DS'si oynuyor. Hemen Pekka ile cevap verelim. Güzel refleks verdik. Vurdurmadan ilk biniciyi savunmak önemli. Şimdi 3 iksir atmış gibi olduk Pekka'yı. Pekka'yı destekleyelim koç binicisiyle. Öfke atacağım. Koç binici hemen fişekçiyi kessin. Oo, maçın başında neredeyse kuleyi aldık. Pekka yaşıyor. Kuleye vur. Vursaydı çok iyi olacaktı. 1000 küsur hasar verecektik. Buz büyücüsü atalım. Pekka'yı atamayacağız zaten. Şöyle iskeletlerle savunalım. Binici iki tane vuracak gibi.
Muhayyem buz büyücüye bak. Bayağı güçlenmiş. Binici normalde orada iki tane vururdu. Şimdi baskı yapalım Goblinstein'le. Bina kartını çıkarsın ki bir sonraki atakta koç binicisini çalıştıracağız. Oklar. Topa da vurduk, çok iyi. Topu neredeyse yıktık. 5 iksiri bekliyorum şu an. Buna karşı cevap veremeyecek. Rakip kudurdu. Köprüde şunu eritmeye de başlayalım. Buz büyücüsü de atacağım. Rakip çok fazla iksir harcadı. Ona rağmen 1200'e indirdik. Sürekli de emoji atıyor. Şöyle susturalım. Başımızı ağrıttı. Biz yine 5 iksiri bekleyelim. Buz büyücü zaten yavaş ilerliyor. Goblinstein yine önüne doğru atalım. Gerçi oklar daha iyi olur. Kuleye de yedirelim. Farkı kapatmaya çalışıyor. Bir anda binici de gelebilir. Pekka yetiştiremeyeceğiz. Koç binicisiyle savunalım. Vay, evrim misketler atacağımı düşündü. Şimdi atalım. Şunları da öfke. Yine binicisi bir tane vurabildi. Savunmayı bu sefer efsane yaptık. Bu seviyede maçı koparmış olduk. Şimdi ortadan Pekka'yı basalım evrimli. Hemen uçtaş atalım. Sıradaki rakibi de sonunda bulmuş olduk. Rakip hançer düşesi kullanıyor. Vay be. Uzun zamandır denk gelmemişti. Şimdi ruh atalım. Bir tane mızrakla vurduktan sonra atıyorum. Yoksa mızraklar hemen kesiyor ruhu. Şimdi buz büyüsü atalım biz de. Tamam, bu oyuncu klasik o bait DS'yi kullanıyor. Madencisi falan da olması lazım. Mega şövalye bait DS'yi. Zaten bu da klasik bir DS'yi. İskelete atacağım ama dur bakalım. Mega şövalye kesmesin diye böyle yapmak zorunda kaldım. Pekka'yı da koruyalım. Çok iyi. Sola da buz büyücüsü. O Pekka'dan bir şeyler çıkartabilir miyiz acaba? Elinde mega şövalyesi yok. Hançer düşesinin cephanesi de kalmadı. Vuracağız. Lan çeteyi çıkarsa var ya, öfkeyi basacaktım. Rakip iyi oynuyor. Eğer arkasına çete atmazsa madenciyi bırakalım. Şimdi elimizde de önemli kartlar var. Rakibi bekleyelim. Pekka çıkarsak cehennem ejderhası var, keser. Goblinstein çıkarsak bir anda tersten gelebilir falan. O yüzden burada beklemek zorundayız. İlk hamleyi yapsın. Güzel, şöyle bir öfke. Evrimli iskeletleri döndürmek için iskeletleri de elden çıkartalım. İskelet fıçısı için de okları çıkarmayacağım, ruh atalım. Diğer pozisyonlarda oklar daha çok işimize yarayabilir. Bir X'teyken pek hasar almadık, güzel. Şimdi 2X'e girdiğimiz için büyük ataklara başlayabiliriz. Goblinstein. Ona karşı da öfke. Ayıyı koruyalım. Kuleye ulaşsın. Oh be, sonunda çıkardı şu cehennem ejderi. Sağdan koç binicisi, soldan özellik kullanacağım. Mega şövalyeyi çıkarsın istemedim. Sağ tarafa çıkaracak. Özellik. İkinci koçu da döndürdüm. Yine sağlam hasar çıkardık da orada bir çarpmamız olsa evrimli Pekka maçı bitirecekti. Neyse, tekrardan yakalayabiliriz. İksirimiz doluyor. İlk önce evrimli iskeletler. Sol tarafa buz büyücüsü. Cehennem ejderi yine çıkardı. Pekka'yı köprüden bastı. Pekka'nın en büyük antisi zaten rakipte cehennem ejderi. Onu da çıkarınca şu an... Şimdi antileri çıkardığımıza göre sağ taraftan atağı kuralım. Goblinstein. Mega şövalyeyi döndüremeyecek. Mega şövalyeyi döndürmeye çalışıyor şu an. Özellik. Yine vuracağız. Goblinstein'i korumaya çalışalım. Buz büyücüsü. Cehennem ejderi gelecek. Hemen elektroyu döndürelim. Pekka'yı kesemeden. Sola da okları atacağım. Cehennem ejderini sürekli sıfırlıyor Goblinstein.
Son bir ümit saldırdı da yok artık. Yaptığım taktikler basitti ama güzel çalıştı. Cehennem ejderini çıkarınca tersten Pekka basıyorum. Bu sefer Mega Şuali'si çıkınca da koç binicisi çalışıyor. Pekka'yı attım kafasına doğru. Maçın başında köprüden prenses yemek kadar kötü bir şey olamaz. Eyvah eyvah. Snipe falan mı yedik acaba? Üst üste girince de böyle oluyor. Felakete karşı yapacak hiçbir şeyimiz yok ama Goblinstein'la belki çıkartabiliriz. Yoksa eşleşme çok sıkıntı. Neyse ki evrimi Pekka'yı hemen döndürdük. Şimdi sonuçta 4 iksiri atmış oluyoruz prenses attığı için. Hem de üstüne bina kartını görüyoruz. Şimdi ona göre oynamamız lazım. DS'sini bilmiyordum. Goblinstein'i atalım. Koç birincisi atmayı düşünmüyorum. Belki roketi vardır. Kuleye ulaşsın ayı. Sola iskeletler. Özellik basacağım. Buz büyücü de atalım. Korudu orayı. Şimdi özelliği basalım. Goblinstein'i ölmeden kullanalım. Hem de şövalyeyi kesiyoruz. Güzel. Arkaya doğru attı fıçı. Şimdi çeteyi oklar. Anı kuleye çekebilir miyiz? Tamam, bir tanesi gitti. İskeletlerle yapılıyordu da elektro ruhla daha önce çok denememiştim. Niye attın ki o kadar arkaya doğru fıçıyı? Senin suçun. İyi oldu anı kulemizin açılması. Başka türlü açamazdın. Ne balıkçımız var ne de başka bir şeyimiz. Sağdan yine fena vurmamışız. Durumlar eşit gibi. Koç binisini arkadan atmadım. Şöyle ortadan prenses tahmini de yapalım. Rakibe bak. Çok şey oynuyor. Öfke atsak tam zamanda, beklemediği anda vurabiliriz. Hadi. Ulan ya, çaktırmadan çok sinsice attım öfkeyi de. Olmadı. Okları güzel kullandık. Evrim iskeletleri atışa bak. Rakip var ya, sadece spam yapıyor. Zor eşleşme. Ne yapacağız bilmiyorum. Ana kuleyi ilk açmışız. Yine özellik basalım. Başka türlü vuramayacağız. Sürekli Goblinstein'le vuruyoruz. Vay, Tomru iyi attı ama. Arkadan evrimli Pekka bırakalım. Sola buz büyücüsü. Evrimli iskelet atınca savunuyor onu. Öne doğru ruh. Rakip şu an felaketi döndürüyor. Önüne doğru Goblinstein. Keşke biraz daha erken hareket etseydim. Ulan ya. Koç binicisi. Felaketi yokken hazır. Dengemi bozdu. Ben onu nasıl yedim ya? Onu çok karşıma geldi aslında. İksiri az şu an. Goblinstein'e basmıyor bu roketi var diye. Arkasından atacağım. Çok iyi. Hadi yakalayalım şimdi. Buz büyücüsüyle destek verelim. Hemen bir öfke. Koş biciği tekrardan döndürdük. Özellikle basacağım. Öfkeyi tekrardan döndürdüm. Son bir öfke okları alıyoruz. Hemen DS'yi döndürelim. Fıçı atabilir de ona hiçbir şey yapmayacağım. Sadece evrim iskeletleri atalım. Harbiden 10 numara oynadık. Hatta daha önceden bitirebilirdik. Neyse ki ana kule açık olmasa bence bu eşleşmeyi kaybederdik. Kaçıncı sıradayız ona da bakalım. 20 kupa aldık. Şu an dünyada 5'iz. Devam edelim. Burada bırakmayacaktık. Biz de buzcuyla cevap verelim. Eğer yenebilirsek dünya 1'iz. Kupası öyle çok da düşükten gelmedi. Anaban DS'siyle oynuyor olabilir. Tersten koç binicisi. Şimdi sola Pekka'sını çıkarsın. Sağdan ben de Pekka çıkaracağım. Korumaları var. Çok farklı DS'ymiş. Böyle bir DC'yi bilmiyorum da ben. Korumaları kesiyoruz. Koş binici. Buzcuyu da çıkardı. Son anda vuramadık. Hangi DC çözemedim. Evrimli elektro ejderhası da var. Pekka DC'si mi oynuyor? Bizim için sıkıntı olacak. Özellik basarım. Bu versiyonu pek görmedim. Kasırgayı da çıkardı. Bir yandan atak yapıyoruz, bir yandan defans. Ama buz büyücümüz ölmesin.
Soldan biraz vurabildik. Şimdi buzcumuz da şeyi keser. Elektro ejderhayı. Ön tarafa doğru atmayalım. Şöyle arkadan attım Pekka'yı. Biliyorsunuz yan yana kart atınca evrimli elektro ejderha bayağı çalışıyor. Hem de böylelikle kulede tamamladı. Elinde evrimli elektro ejder yokken yakalamaya çalışalım. Pekka biraz da kuleye çalış. Oh, kuleye de vurdu. En önden evrimli Pekka. İksiri şok yok. Öfkeyi de bıraktım. Büyük büyüğümüz olmadığı için zorluyorum bayağı. Elektro da atladı güzel. Artık büyülerle de vurabiliriz oraya. Gerçi son 30 saniye kaldı. Atak şansı vermek istemiyorum. Arkadan ilk önce buz büyücü. Elektro ejderhasını çıkarsın. Arkadan. Hemen girelim. Bizimkiler kuleye gider bile. İlk önce öfke. Bir yandan kuleye de vurmamız lazım. Elektro yine atla. Tamam, maçı bitirdik. Rakip var ya, adam akıllı bir atağa çıksa bizi bitirmişti bu arada. Hem korumaları var, hem balıkçısı var. Hem de dediğim gibi evrimli elektro ejder sıkıntı. Yine anti eşleşmeyi yenmiş oldum. Bir önceki eşleşme de bence zordu. Gelen eşleşmeler de bu şekildeydi. Şu an herhalde de dünya birincisiyiz. Bakalım. Sezonun bitimine 4 gün kala tekrardan dünya birincisi oldum. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. İstediğiniz gibi hem uzun oldu hem de birlikte dünya birincisi olmuş olduk. O yüzden videoya like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.